Merhaba arkadaşlar, merhaba emolar. Bugün sizlerle birlikte Euro 20 tahminlerimizi, kendi tahminimi sizlere sunacağım arkadaşlar. Euro 20'de gruplar falan filan. Euro 20'de bildiğiniz gibi yaklaşık bir 11 Haziran'da başlıyor. 11, 12 gün, 12 gün, 11, 12 gün falan kaldı arkadaşlar. Ben başlangıçta bir denemiştim. Türkiye bence Grup A'da lider bitecek. İkinci İtalya olabilir. Belki lider de İtalya olabilir bizdeki. Üçüncü Galler olur. Gareth Bale'lı. Dördüncü de İsviçre olur diyorum ben. Burada Belçika lider. Net. Danimarka ikinci. Rusya üçüncü. Finlandiya dördüncü. Çünkü Belçika yani iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Lukaku, Hazard gibi, çok Kevin De Bruyne gibi iyi oyuncuları var. Danimarka'da Poulsen'ı var. İyi bir oyuncu Poulsen, Yusuf Poulsen. Ama Rusya'da Zuba var. Zuba ama yetmez Miranchuk ile. O yüzden ben onları üçüncü sıraya koydum. Finlandiya dördüncü onlar zaten. Burada Hollanda net lider bitirir. İkinci Ukrayna olabilir veya Avusturya, Avusturya. Makedonya sonuncu olur. Avusturya böyle olur veya Avusturya ikinci bitirir. Avusturya ikinci bitirir. Burada net İngilizler burada domine eder bu grubu. İkinci Hırvatlar olur. Üçüncü Çekya olur. Dördüncü de İskoçya olur. Şimdi geldik. Burada İspanya lider. Polonya ikinci. Üçüncü İsveç. Çünkü İbrahimovic şey olmayacak. Slovakya da dördüncü olur diyorum ben. Hele bura. Lider Fransa abi. Lider Fransa. İkinci Almanya. Portekiz üçüncü. Macaristan'ın şansı yok. Macaristan o yüzden şey. Dördüncü oldu ve yerendi. Şimdi geldik. Üçüncüler bunlar. Arkadaşlar bu üçüncülerden 3-4 seçip onları eleme aşamalarına gidecek. Bir burada Portekiz gider. Başka Rusya. Galler. Bir de Çek. Çekler gider. Geldik şimdi son 16'ya. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Belçika alır. Türkiye, Avusturya, Türkiye alır. Fransa, Rusya, Fransa alır. Hırvatistan, Polonya, Hırvatlar alır. İspanya, Galler, İspanya alır. Gareth Bale yetmez. Polonya'ya da Lewandowski yetmez. England, Germany alır Almanya yani. Burada Portekiz alır Ronaldo'yla. Bruno Fernandes, Ronaldo'lu. Pepe'li. Burada da İtalya alır. Ve şimdi geldik çeyrek finale. Burada ama bakın. Yani Belçika güçlü bir takım. Ama biz de yani güçlü bir takım olduğumuz için. Ha, o kadar Fransa'yı yendik biz de. Onları da yenebiliriz. O yüzden biz burada kazanırız diyorum. Ve burada Fransa kazanır diyorum. Burada Almanya kazanır. Ama eski İspanya olsa şu an kazanmış olurdu. Burada da Portekiz kazanır. Şimdi geldik yarı finale. Türkiye, Fransa, Almanya, Portekiz. Burada biz Fransa'yı daha önce iki kez yendik. Birinde berabere kaldık. Diğerini de yendik. Biz bence burada da yeneriz. Ve finale gideriz. Burada rakibimiz kim olur? Almanya, Portekiz'de Almanya olur. Bizim de Almanya ile de çok sert bir intikamımız var. Bizi Euro 2008'de elemişlerdi yarı finalde. Öyleydi. Ve ben de burada bu intikamı biz kazanırız diyorum. Ve Türkiye benim için Euro 20 şampiyonu.
Arkadaşlar benim için Türkiye Euro 20'yi alacak. Alacak. İyi takımlar var. İyi böyle Dünya Kupası kazanmış takımlar var ama biz bu Almanya'nın intikamını alırız arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız video like atmayı ve kanala daha yeni daha izlediyseniz bu videoyu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.